CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına bakacağız. Bu mecliste ayağa kalkma tartışmasıyla ilgili Özgür Özel anket yaptırmış. Yani çok eleştiriliyorum. Acaba bu eleştirilerin ne kadarı doğru? Ne yapmalıyım? Acaba partim içerisinde çok ciddi bir tepki var mı? Bu kale alınacak bir tepki mi? Yoksa işte böyle bir yangın mı çıkartılıyor böyle sosyal medyada ya da işte medyada birileri ağzı olan konuşuyor mu diye anladığım kadarıyla bir anket yaptırılmış. Neyse bu son kısmı biraz abartılı bir ifade olarak kabul edin. Sonuçta siyasi partilerin bu kadar gündem yaratan konularda anket yapmaları iyi bir şeydir. Özgür Özel anket sonuçları bugün kamuoyuyla paylaştı ama paylaşırken AKP ve MHP'lilerin elbette desteklediği sonucu çıkmış. Bu son derece normal. Yani onlar zaten bugün ayağa kalktılar, yarın da alkışlarlar diyerek meseleye bakıyorlar. CHP içindeki tartışmada ise yalnızca %32'nin bu meselede ayağa kalkmaya karşı olduğu sonucuna ulaştığını söylüyor. Bunları açıklarken Özgür Özel, kaybediyorsak ben kaybediyorum. Bedelini ben ödeyeceğim dedi. İşte o da yeni bir tartışma başlattı. Bunun için de bir anket yapmak gerekecek. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun yeni yasama döneminin açılışında partili Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise girdiğinde ayağa kalkması siyaset gündeminde tartışma konusu olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalkmadığında gittiği bir köy kahvesinde AK Parti seçmeni de dışarı çıkıyor. Ya siz bizi dinlemiyorsunuz ki biz dinlemeyelim. Veya siz bize ayağa kalkmıyorsunuz ki biz size ayağa kalkalım diye. Cumhuriyet Halk Partisi bu tartışmalar yaşanırken hafta başında Hatay'da Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yaptı. O toplantıda ayağa kalkma ve normalleşme süreçleriyle ilgili gelen eleştiriler değerlendirildi. Biz meclisin açılış günü, meclisin açılışını yapmasına anayasal görevi gereği gelen ve son seçimlerde en çok oyu alarak Cumhurbaşkanı seçilen kişinin seçmenlerine hürmeten ve makamına hürmeten ayağa kalktı. Gönlü kırılmış, üzülmüş kimse varsa, kim varsa hakkını helal etsin. Ben Özgür Özel olarak bütün sorumluluğa sahibim. Kendilerini de seviyorum. Onları hiç kandırmadım. Hiçbir zaman da kandırmam. CHP'li milletvekillerinin Erdoğan'ı mecliste ayakta karşılamalarına ilişkin odak anketin sonuçları MYK üyeleriyle paylaşıldı. Buna göre AKP seçmeninin %92'si Erdoğan'ın ayakta karşılanmasını olumlu bulduğunu söyledi. CHP'nin tutumunu en çok destekleyen ise %95 oranında MHP seçmeni oldu. Anket sonuçlarının doğru ilerlendiği takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'ne fevkalade alan açan bir noktada olduğunu görüyorum. CHP seçmeninin %38'inin ise duruma tepki gösterdiği ve eleştirdiği belirtildi. Erdoğan'ın ayakta karşılanmasına en çok tepki gösterenin de %60 oranında DEM Parti seçmeni olduğu aktarıldı. Bu konuda en ufak bir pişmanlığım yok. Görüyorum ki partinin ilk anda %62'si doğru yaptın diyor. Dinleyince %72'si diyor. Sokakta diğer seçmenlerle temas ettikçe daha çoğu diyor. Anket sonuçlarını değerlendiren Özel, büyük bir kesimin ayağa kalkmalarını olumlu karşıladığını, Erdoğan'la mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Bu şu anlama gelmez. Biz Erdoğan'la ayağa kalktık. Anayasa yapmak üzere ayağa kalkmadık. Koalisyon yapmak üzere ayağa kalkmadık. Uzlaşmak üzere ayağa kalkmadık. Erdoğan'la mücadele ediyoruz ve biz Erdoğan'la mücadelede ayaktayız zaten. Muhalefet yapma stratejilerinde bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi Özel. Herhangi bir olumsuzluk durumundaysa sorumluluğun kendine ait olduğunu ifade etti. En sert muhalefeti yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 26 milyon oy almış Cumhurbaşkanı geldiğinde seçmenine hürmeten ayağa kalkıp alkış yapmamışız, bir şey yapmamışız. Ne kaybediyoruz? Kaybediyorsak ben kaybediyorum. Bedeli ben ödeyeceğim. Hesabı ben vereceğim. Keşke o kadar kolay olsa. Yani hesabı Özgür Özel verse, bedeli Özgür Özel ödese, kaybedecekse de Özgür Özel kaybetse. Milletin zerre umurunda olmaz. Elbette yakın dostları hani bir şey kaybettiyse üzülürler, yerine koymaya çalışırlar ama Özgür Özel'in kişisel meselesi, şahsi meseleleriyle ilgili ne kaybettiği, ne kazandığının kimseyi ilgilendirdiğini zannetmiyorum.
Kaybedecekse ülke kaybedecek. Bir 5 yıl daha kaybedecek. Dolayısıyla kaybedeceksem ben kaybedeceğim. Bu sözüm mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Özgür Özel bir alanı düzeltmek isterken başka bir alanda ve çok önemli bir alanda kendisinin kişisel meselesiymiş gibi. Kaybedersem nedir? Ne kaybedecek Özgür Özel? CHP Genel Başkanlığı mı kaybedecek? Çok mu büyük? Yani kaybedilmiş bir seçimle karşılaştırıldığında CHP Genel Başkanlığı'nda Özgür Özel'in oturup oturmaması çok büyük bir mesele mi olacak? Evine gidecek, maaşını alacak, çocuklarıyla, eşiyle huzurlu emeklilik günlerini yaşayacak. Bir şey de kaybetmeyecek aslında. Kaybederse bu ülke kaybedecek, bu toplum kaybedecek. Ve Özgür Özel de herhalde bunun farkında. Millet kaybetmesin, toplum kaybetmesin diye uğraşıyor. Bu konuda samimi bir uğraş içerisinde olduğuna benim şahsen şüphem yok. Ama seçtiği cümlelerin, söylediği sözlerin belki öncesinde bir yutkunmak ve sonra o sözleri söylemek siyaseten sürekli kendisini açıklamak zorunda kalan bir genel başkan, bir lider görüntüsünden uzaklaşmasına yardımcı olur diye düşünüyorum. Gelelim mi köfteciye? Ha, köfteciden önce bir diğer ürünlere bakalım. Evet, Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahtecilik yapan firmaların listesini güncelledi. Son listede ağırlıklı olarak zeytinyağı öne çıkıyor, onu söyleyelim. Sızma zeytinyağı diye satış yapan bazı markaların aslında tohum yağı sattığı tespit edildi. Ünlü bir markanın da baharatlarında hile yapıldığı belirlendi. Şimdi güncel listeyi göreceksiniz. Bu güncel listede olduğu sanılan ama aslında Şubat ayında tespit edilmiş olup halen açıklanmayan köfteciyi de biraz sonra aktaracağız. Bakanlık firma firma paylaştı. Sahtecilik yapanlar ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahtecilik yapan firmaların listesini güncelledi. Türkiye'de sahte ve hileli gıda ürünleri satışa zirve yapmış durumda. Son listede ağırlıklı olarak zeytinyağına denetim sonuçlarında yer verildi. Sızma zeytinyağı diye satış yapan bazı markaların tohum yağı sattığı tespit edildi. Bir diğer üründe kekik. Orijinal kekik yerine yabani otlar veya renk benzerliği olan yabancı bitkiler kullanıldığı belirtildi. Gerçek bal yerine de şeker şurubu veya kimyasal maddeler kullanılarak sahte bal üretiliyor. Bu ürünler besleyici olmadığı gibi sağlığı da tehlikeye atıyor. Sucukta dana veya koyun eti yerine daha ucuz olan tavuk eti kullanıldığı ve bu durumun etiketlerde belirtilmediği de ortaya çıktı. Evet, çok sayıda ürün. Bütün bunlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sitesinde var. Ama olanlardan çok olmayan tartışılıyor ve konuşuluyor. Türkiye'de 200 aşkın şubesi bulunan büyük bir köfteci grubunun, zincirin ürünlerinde domuz eti tespit edilmiş. Dolayısıyla hani domuz etli köfte satıyorum derse herhalde bir sorun olmaz. Bilmiyorum mevzuatı ama öyle satmıyor tabii ürünlerini. Hem köftesinde hem döner etinde. Üstelik Şubat ayında bulunmuş. Şubat ayında bulunan bu domuz eti raporlaştırılmış ama bu rapor kamuoyuna ancak Ekim ayında yansıdı ve hala ne Tarım Orman Bakanlığı'ndan ne de ilgili kurumdan kamuoyuna yapılmış bir açıklama yok. Yani aylardır millet domuz etli köfte yedi mi yemedi mi belli değil. Peki bu firma neden açıklanmıyor? İşte onu da Gökhan Günaydın bugün mecliste sordu. Gıda denetimleri yapıldı. Türkiye'nin çok önemli bir köfte markasında, köftecisinde domuz eti bulundu. Diğer firmalar açıklandı, bu firma açıklanamıyor. Neymiş? Yürütmeyi durdurma kararı almış. Diğerleri alamamış da bu niye almış yürütmeyi durdurma kararını? Bu yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde biz her gün bilmeden o köfteciden içinde ne olduğunu bilmediğimiz köfteleri yemek zorunda mıyız? Soru bu. Yemek zorunda mıyız? Şimdi bu köfteciyi korumak için yapılanlar tüm köftecileri zan altında bırakıyor. Yani mesela ben şu anda bu köftecinin adını açıklayamıyorum. Neden?
Çünkü işte bir mahkeme kararı olduğu ve dolayısıyla bu mahkeme kararı çerçevesinde Tarım Orman Bakanlığı'nın da şirketi kamuoyuna yansıtmadığı bildiriliyor, söyleniyor. Yani belgeli değil bilgiler ama böyle. Tarım Orman Bakanlığı diğer bütün firmaları açıkladığı, bunu açıklayamadığına göre evet mahkemeye başvurmuş ve mahkemede açıklanmayı durdurmuş olabilir. Ama bu kadar zaman geçmiş Şubat'tan Ekim ayına ve hiçbir gelişme olmamış mı? Yani ne Tarım Bakanlığı çıkıp ya biz yanlış yapmışız diye bir açıklama yapıyor, ne şirket çıkıp kamuoyu önünde bir açıklama yapıyor. Ama herkes hangi köfteci olduğunu artık biliyor. Biliyor ama ben söyleyemiyorum. Benim söyleyememin bir önemi yok. Bakın bu kadar dedikodu dolaştığında dediğim gibi en büyük skandal bir kere Şubat ayından bugüne kadar bunun açıklanmamış olması, domuz eti bulunmasından sonraki büyük skandal. İkincisi bir firmayı lekelemeyelim, bir firmayı koruyalım derken bu alanda iş yapan onlarca firmanın da aslında lekelendiği, onların da ticaretinin önüne çok ciddi engeller konulduğunu da görmek lazım. Artık Tarım ve Orman Bakanlığı herhalde bugün ortaya çıkan belgelerden sonra bir açıklama yapacaktır. Belki de ana haber bültenimize denk gelir. Tarım Orman Bakanlığı demişken hadi devam edelim. Köfte bir yana herkesin her gün tükettiği ekmekle ilgili bir haberimiz var. Ekmeğe zam. Fırıncılar Federasyonu diyor ki buramıza geldi. Ekmeğe zam yapılmasını istiyoruz. Bunu Tarım Bakanı ile görüşmek istiyoruz ama Tarım Bakanı bize dönüş yapmıyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı kalite sorunu nedeniyle buğday ve un fiyatlarındaki artışın ekmek fiyatlarını da etkilediğini açıkladı. Balcı, fırıncıların zamlardan olumsuz etkilendiğini ifade etti. Balcı, bu konuyla ilgili önlem alınmazsa bu artışlarla ekmek fiyatında artışın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ciddi anlamda bir stok söz konusu. Yani buğday stoğuna baktığımızda 11 milyon ton buğday stok gözüküyorsa bunun ciddi bir bölümü ekmeklik buğday. Maalesef bu seneki hasatta kalite yönünde düşüklük olduğundan dolayı o bölgelerdeki fiyat ister istemez yükselmekte. Balcı un fiyatlarına dikkat çekerek esas muhatap olan Tarım Bakanlığı'nın görüşme taleplerine yanıt vermediğini belirtti. Eğer bu tedbirler alınmayacak olursa bugün 750-800 lira bandında olan un fiyatının ilerideki günlerde daha da yükselmesinden endişe ediyoruz. Tarım Bakanlığımızla bu konuyu konuşamıyoruz. Bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz görüşme talepleri bugüne kadar neticelenmedi. Yani biz Tarım Bakanımızla un fiyatının %30 artış gösterdiği bir zamanda bir araya gelip ne yapacağımızı konuşamayacaksak ne zaman konuşacağız diye düşünüyorum. Balcı 2002'de asgari ücret 185 lirayken asgari ücretle 736 adet ekmek alabiliyordu. Bugün asgari ücretle 700 ekmek alınabiliyor dedi. Balcı bu buğdaydaki kalite durumuna ve un fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek bu olumsuzluklar devam ederse %50'ye varan fiyat artışı olacaktır dedi. Halil İbrahim Balcı konuyla ilgili sadece fırıncılardan fedakarlık beklenilmesine de tepki gösterdi. Bu ay için gündemde değil ama bu olumsuzluklar böyle devam edecek olursa yansıması, ekmeğe yansıması normal olmaktan da çıkacak diye endişe ediyorum. Yani her zaman bizim ekmeğe yansıması %20, %25 bandı olmuştur. Ama bu olumsuzluklar böyle devam ederse bu %25'e kalmaz %50 fiyat artışı demek olacaktır. Yani herkes her zaman fiyat artışını yapacak. Fırıncı esnafına gelince fırıncı esnafı fedakarlık yapacak. Esnafımızın daha fazla yapacak, fedakarlık yapacak zamanı kalmadı. Bugüne kadar olduğu gibi bu konuda yapılması gereken çalışmanın bir an önce yapılması gerekiyor. Geç yapılan çalışma çalışma değildir.